Bunun için özellikle sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsa, senin yaklaşık 3 yıllık takipçinin fakat ekonomik durumumuz olmadığı için bağış yapamıyordum. Kendime en az kart çıkardım ve sonunda sana bağış atmaya karar verdim. İyi yaşa. Evet, hep beraber inşallah. Cam açtın ya, ondan böyle oldu. Evet. Uzun bir yazı olacak, o yüzden müsait oldum. Bir zaman da okursan sevinirim. Ben Mersin İç Anadolu Lisesi'nde okuyan bir 12. sınıf öğrencisiyim. Yaşıtlarına göre okulda hep farklı bakıyordum. Arkadaşlarım okulu hep bir yarış pisti veya geleceğe açılan bir çıkış kapısı olarak görürken ben ise okula eğlenmeye gidiyordum. Hala da böyle düşünüyorum. 7. sınıftan beri kod yazıyorum. Yazılım ve donanım alanında kendimi 7. sınıftan beri kendim kimsenin desteği olmadan kendi çabalarımla geliştiriyorum. Kendimi. Yazılıma girişim babam beni yaz tatilinde matbaaya çalışmaya başlatmasıyla başladı. Orada kim kredi gördükçe heyecanlanıyorum ve nasıl çalıştıklarını öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Üzerlerindeki devre katları cidden ilgimi çekiyordu. Normalde basım işleri ilgilenmem gereken işlerin boş kalanlıkları taşlanıcı abilerini izleyip grafik tasarım öğrenmeye çalışıyordum. 7. sınıfın tatilinde onları izleyip öğrendim. 8. sınıfta da kendimi geliştirdim. 8. sınıfın yaz tatilinde hem basın işleriyle ilgili hem de ufak tefek tasarımları kendim yapıyordum. Çocuk bu arada diksiyonu falan yazımı çok güzel. Evet. Diksiyonu nereden uydurdum ben de bilmiyorum. Bir gün internette gezerken Arduino adlı bir geliştirme kartı dikkatimi çekti. Arduino bilgisayara bağlı kodlarla sensörleri, butonları, çeşitli devre elemanları kontrol edebildiğim geliştirme kartı. Kendi harçlığımı biriktirip kendime bir geliştirme seti satın aldım. Daha sonra 2 yıl boyunca Arduino ile kendimi geliştirdim. 10. sınıfta artık Arduino'ya hakim olmuştum. Kendimi geliştirerek yeni alanlar arıyordum. Facebook'ta sponsorlu bir reklam gördüm. Mersin'de Gifted Coder adlı bir şirkette çocuklara yazılım eğitimi veriliyordu. Babama söyledim ve kendi görevini kazanmam için eğer ilgini çektiyse gidip onlarla konuşabilirsin demişti. Ben de öyle yaptım ve gidip demo derslerden birine katıldım. Oradaki çalışanlara durumu anlattım. Sonrasında yaklaşık bir aylık bir deneme sürecinin ardından bilgimin yeterli olduğunu görüp beni şirkete çalışmaya davet ettiler. Ailemle konuyu konuşup babamla şirket sahibiyle görüştükten sonra onay verdi ve iş hayatımdaki 4. yılımda Gifted Coder'a da devam ettim. Bu 2 yıl boyunca kendimi gömülü sistemler, 3D, 2D tasarım, elektrik, elektronik, bilgisayar bilim konusunda ciddi anlamda geliştirdim ve geçen yıl Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencilerine Python eğitimi verdim. Evet. Sonraki ayda Özyeğin Üniversitesi'nde biyomekatronik stajı gördüm. Okulumda kalıcı bir iz bırakmak istedim ve işte verdiğim eğitimi okulda da vermek istedim. CodeForce adında bir kulüp kurdum. Fizik laboratuvarımız etkin olarak kullanılmıyordu. Biz de orayı robotik laboratuvarına çevirdik ve bir yıl boyunca okul arkadaşlarımla eğitim verdim. Ayrıca kulübün logo, broşür ve filama tasarımlarını baştan sona kendim tasarladım. Sürekli yeni projeler geliştirmeye, yeni icatlar yapmaya, icatlar üretmeye çalışıyordum. Şu an yazmakta olduğum 2 kitabım var. Aynı zamanda bir zamanlar Mühendis Arşiv adlı bir web sitesinde yazardım. Orada Arduino eğitimleri paylaşıyordum. Aynı zamanda oradaki kapak resimlerin tasarımı da bana aitti. Mersin Üniversitesi girişim limanında WinID kontak projemizle ikinciliğe layık görüldük. Aynı projeyle TÜBİTAK yarışmasına katıldık ve Adana bölge seçimlerine katılmaya hak kazandık. Şu andaki staj arkadaşlarım sayesinde tanıştığım Çay Murks. What's up? Vay be. What's up, babe? Vay be. What's that, babe? What's that, babe? Thanks, babe. Thanks. Ne yapacağım, bunu da böyle seveceksin. Yapacak niye bir şey yok. Niye çekiyorsun ya? Gerizekalı. Abi göstermeyin. Bu şey mi abi? Ya. Bunu bir göstermemiz yok mu peki ya? Bu şey değil mi ya? Rakı sofrasından sonra verilen tabak değil mi bu? Aşkım üstüne bal gezdirir misin şunu biraz? Gerçekten. Bak kızı ya. He? Hasta olacağım. Bak kapıyı kapat, esiyor. Tamam. Gözün sümün ne, yiyem ya. Ne istiyorsun ver sen? Şunu bana. Gözün sümün yiyem ya. Şunu da vereyim mi sana? Bir denem, onu da al. Tamam. Bir denem. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kapıyı elinize tam sağlık. Çeker misin? Öküz. Ne var ya? Ne var ya? Oh yeah. Teşekkür ederim. Ne var? Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Neler yapmış buraya ya. Bize ya. Ne var ya? Üstüne bal dökse fena olmaz mıydı yani? Bana öküz diyorsun, sen ayı Ferhat'sın bir kere abi. Abi ben kibarım. Sen insanlara İbne Ferhat, Gey Ferhat adamı yazısını oku. Neyse, nerede kalmıştım? Robotik kulübüne üyeyim fakat ve alçak irtifa roket üretmeye çalışıyoruz. Bu roketin elektronik ve yazılım konusunda çalışan üyesiyim. Bu onlarca başarımı sadece birkaçı bir dakika. Kendimi hala alanlarda geliştirmeye devam ediyorum. Gifted Coder'da çalıştığımın kanıtı, mühendis arşivi, hayır şu anda şunu okuyorum. CodeForce linki, Mersin Üniversitesi'ndeki. Daha fazla kanıt istersen mail adresime yazabilirsin. Aldığım belgelerin resimlerini, fotokopilerini çekip atabilirim. Kullandığım bilgisayar 8 yıllıktı ve yakın zamanda bozuldu. Babama söyledim ve yeterli paramız olmadı, alamayacağımızı söyledi. Ben de önceden aldığım Raspberry Pi adlı ARM mimarisine sahip olan bilgisayar kullanıyordum. Özellikleri nedeniyle beni çok kısıtlıyor. Hatta birçok şey kısıtlama yüzünden gerçi bilgisayar donanım bilgin olduğunu bildiğim için Raspberry Pi özelliklerini paylaşıyorum. Benim kullandığım Raspberry ne lan? Kendimi geliştirmeye devam edebilmek için bir bilgisayar şart fakat kime sorsam destek olmadı. Bir de belki sen yardımcı olursun umuduyla sana yazmaya karar verdim. Uzun bir yazı oldu. Zamanını aldığım için özür dilerim. Zaman ayırdığı için teşekkür ederim. Bu konudaki fikrini pıt 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 adreslerinden bana iletebilirsin. Peki bu çocuğa yok mu bir bilgisayarımız ya? Abi çocuk başarılı. Yani ben de ev düzüyorum şu an. Yaptığı projeler başarılı. Şu an yani bir tane dildo aldım ev düzdüğüm için.
Biliyorum pek çok şey götüme girdi. Sen kendi gözlerinle gördün ev muhabbetlerini. Görüyorum. O dildoya oturup sana da bir bilgisayar ayarlarım ben. Tamam. Bu bende şurada kalsın. Kardeşim şunu çeker misin? Ben onu kullanamam Allah aşkına. Özür dilerim ya. Tamam onlar Kusura aşkına. Bir bakma. saniye durur musun ya? Burada dursun. Ben sana bilgisayar ayarlarım. Daha önce yapmadığım şeyler değil. Bağış barı açmamıza gerek yok abi. Hallederim ben onu. Bende. Chat. Rahat ol. Siz bana yeterince bağış atıyorsunuz. Hallederiz. Seni Bende. Yani şu an yaptığın işler için nasıl bir bilgisayar lazım tam kestiremiyorum. Tabii ki 30 binlik bir bilgisayar alamayacağım onu farkındasındır ama 30 binlik bilgisayar var mı lan? bu 20 22 bin lira. Tamam, bu 22 bin liraysa Evet. 30 binlik bir bilgisayar olamaz yani. Çünkü en iyisi sende Ya karşıyım. olur. Yani olur şöyle olur. Ekran kartından iki tane daha takarsın falan Neden yapanlar amına var. koyayım? Manyak yapan var yani. Bu ne? Biz şimdi çocuk mu okutmuş olacağız? Aynen abi. Böyle bir gence Aynen yardımcı öyle. olmuş olacaksınız bana sab olarak. Aynen öyle. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum yayında oku dediğinde. Ama gönlünüz rahat olsun. Ben öyle siz bildiğiniz insanlardan değilim. Ferhat beni iyi tanır. Bu muhabbetlerimi pek bilmez ama. Bu muhabbetlerini bilmeme gerek yok seni tanımam için ya. Sen tanıyorsun abi. Yani Yaparsın. mesela düşündüğünde böyle şeyler yapıyorumdur ben, değil mi? Sen tanıyan bir insan olarak. Kesinlikle. Hiç Ve inandırıcı olmadı. Ampiliyim oğlum ben. hayır abi. Gerçekten görünüşüne aldanmayın. Bu ayı görünüşünün altında gerçekten çok ince ruhlu bir insan var yani. Hiç sorma kardeşim, hiç. Yapma, 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 yapma! Ruhuna sağlık, ruhsar. Abi nereden buluyorlar bu nickleri çok iyi değil O mi benim ya? en iyi sablarımdan biri ya. Çetin belki mi o amına koyayım. Raspi falan filan ne bilmiyorum. Çocuğa bir Bu niye soracağım. emir verdi bize şu an? Ha Omekson öyle bir gavat ya. Emir verip duruyor. Boş yapma saboku falan. Multi Hearts of Iron GG mi oldu? Evet bu gece GG. Yarın gece yaparız onu ya. Ferhat'ım Anne gelmiş abi. iki muhabbet etmez mi? Ne yapacak? Oyun mu oynayacaktık? Yok arkadaşlarla Hearts of Iron oynayacaktık da. Gideyim istiyorsanız. Ne demek canım? Gemi makine mühendisi nasıl? Abiler bilgimiz var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Valla. Ama onlar da ikinci, Var. üçüncü kaptan falan olmuyorlar mı? Günün Mühendis oluyorlar sonunda. abi. Mühendis de kaptan oluyor ama onların da rütbesi oluyor. Mühendis oluyorlar. Hı. Denizcilikte iki tane ana dal var. Bir tanesi güverte, bir tanesi makine. Hı. İşte ulaştırma işletme okursan güverteye gidiyorsun. Mühendislik okursan makineye gidiyorsun. He anladım. Aynı şekilde Ama yine yükselmeleri kaptan aynı. olmuyor mu Hayır rütbesi? abi, kaptan olmuyor. Allah Allah. Üçüncü mühendis, ikinci mühendis, baş mühendis oluyor. Hangi üniversiteden mezunsun sen? Ne abi? Sen hangi üniden mezunsun onu soruyorlar. Ya ben